Selamlar ve sevgiler saygılı geekler. Bugün burada Ömer Can Güldal, Yiğit Can Erdoğan ve ben Can Türkdoğan toplandık. Marvel'ın tonlarca dizisi geliyor. DC dizilerini de konuşacağız falan. Onu da izlersiniz bir ara. Ya da konuştuk belki de çoktan. Bilmiyorum. Marvel dizilerini bir konuşalım diye başlıyorum. Agents of S.H.I.E.L.D.'dan açacağım konuyu. Ama onlardan önce Agents of S.H.I.E.L.D.'ın muhabbetini daha önce yapmıştık. Ona buralardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Ondan sonracığıma Ghost Rider geliyor. Ghost Rider'ın gelimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ilginç bir karar bence. Evet evet katılıyorum. Çok enteresan. Duyar duymaz ben ooo dedim yani. Ghost Rider'ın sinema mazisi birazcık zavallı. Aa niye Kapadokya'da geçiyordu bir tanesi? Bu arada birazcık diyerek ne kadar nazik davranıyor ya. Gerçekten. Ay haklısın şimdi kesin Marvel fanboyu denecek. Tamam iğrenç canım yani evet, ne bileyim evet. Abi Nicolas Cage'i ben acıdığım için. Yani. Ya onun hakkında bir ara vergi borcu varmış o yüzden bu kadar boktan filmde oynamıştım dedikodu vardı hatırlıyorum. Bu nasıl bir vergi borcu abi? Evet evet ama bir aktör hakkında çıkabilecek en kötü şey değil mi? Borç kapatmak istediği için rol seçiyor yani. Ya bir de ikinci filmde yaşlı dede Ghost Rider yani. Yok abi her türlü bok. İki filmde bok. İzlememiş olabilir. Gerçekten zaten. Çok kötü. İki Kapadokya'da geçiyor. Milli gururumuz. Affedersin. Allah Allah. Sen Kapadokya'ya karşı mısın? İyi bir şey yakaladı ya Marvel. Şu ara yaptığı işlerdeki yani en azından karakterleri güzel yapıyor. Yani bazı diziler, filmler arasında beğenmediklerimiz olabilir ama hani iyi portreliyor falan. Ben o yüzden Ghost Rider'ı çok merak ederim. Çok süper hakim değilimdir kesinlikle çizgi roman evreninde. Kendi özel dergisi falan herhalde hiç okumadım. Bir yandan çok enteresan gelir bana çünkü öbür süper kahramanlara falan nazaran işte böyle cennet cehennemle evet, evet. Öbür dünyayla falan alakası olan bir karakter. Onun içinde iblis var yani. Ha falan yani işte böyle Spawn'a falan belki bir nebze yani tema olarak benzeyen falan bir şey. O yüzden çok ilginç gelir bana. Onun güzel bir adaptasyonunu izleme ihtimali beni heyecanlandırıyor. Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinin içinde de olmuş. Yani kendi başına Ghost Rider yapıyorsalar başka bir şey hissederdik de şimdi Agents of S.H.I.E.L.D.'ın içinde olacak olması bayağı enteresan bir şey. Peki size böyle villain gibi mi gelecek işte ne bileyim Leş geçen sezon işte villain gibi geldi sonradan böyle redeem etti kendini falan fistan ya bu da o tarz bir konumlandırmaya sahip olur mu sizce? Ya bana şey gibi geliyor açıkçası biraz da Power Rangers da hani yeşil Ranger'ı ilk gerçekten gıcık olduk falan filandan sonra beyaz Ranger olarak kalbimizi kazandı falan o tip bir hikaye olacak gibi geliyor. Şeyken 6 yaşındayken değil mi? Evet evet aynen öyle. ondan sonra ama beni en enteres eden şey şu hikaye bağlama yöntemlerinin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Çünkü Ghost Rider senin dediğin gibi uhrevi bir karakter yani gücünde uhrevi şeylerden oluyor. Ama Hellfire mesela şöyle Hellfire diye bir şey var tamam mı cehennem ateşi. Ghost Rider'ın o işte zincirlerini falan filan yakan şey kafasını yakan şey o. Bu sadece iki karakterde bulunuyor Marvel evreninde. Birincisi Ghost Rider diğeri de zaten geçen sene tanıştığımız Hellfire. Hellfire Inhuman yani çizgi romanlar da Inhuman ama onun mesela acaba Ghost Rider'da mı Inhuman olarak sokacaklar diye düşünüyorum ben. Aynen onu ben de merak ediyorum. Inhuman mı gelecek? Evet. Ne gücü nereden geliyor olacak? Yani, ne yapıyor olacak? Çünkü falan. Şöyle bir durum var. Yani geçen sene çok konuştuk bunları. Yani Marvel'ın film tarafı ve dizi tarafı arasındaki hani uçurum arttıkça burada bazı dizi tarafı da inisiyatif almaya falan başladı. Yani Inhuman tarafını komple S.H.I.E.L.D. götürüyor şu an ve hiç kimseye de hesap vermiyor yani. Eğer böyle bir şey olsa acaba yine Inhuman tarafından bağlarlar yoksa bu sefer de Marvel'ın daha uhrevi kısmını götürmeyi üstlenmeyi acaba S.H.I.E.L.D. mı alır sorumluluk olarak? Onu çok ilgiyle bekliyorum. Sırtlandırabilirler ya çünkü bence artık S.H.I.E.L.D.'a bir yandan da güveniyorlar yani kopuyor ama S.H.I.E.L.D.'a da bir yandan da bağımsızlık veriyorlar çünkü çok iyi gidiyor dizi yani iyi yazıyorlar. Ben şeyin Ghost Rider'ın şey olacağını düşünüyorum açıkçası Inhuman olma ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Onun işte bu uhrevi mevzularını filan da bize mesela hakikaten Ghost Rider'ı işte bir melekle falan konuşurken göstermeyecekler. Ama kendisi öyle iddialarda bulunacak. Anladım. Millet de ya tabi deli bu falan filan hani takılacak gibi. Böyle Ultimate'daki torun çıkışı gibi anladın evet, mı? Yani evet. Orada da o ben işte evet, Asgard evet. Tanrısıyım diyordu. He deli bu diyorlardı falan. Hippie gibi falan takılıyordu böyle çağda. Aynen. Burada da hani
kimse ona o açıdan inanmayacak ama ona öyle takılacak falan gibi geliyor. Bence uhrevi mevzuya bağlayacaklar gibi geliyor. Neyse. Bu arada ben şeyi söyleyeyim. Johnny Blaze'i tercih etmeyip Roberto Reyes'i koymaları oraya çok takdir ettiğim bir hareket. Onu da söylemem lazım. Yani arabalı çünkü... Ghost Rider. Evet. Yani Roberto Reyes bence karakter... Aa öyle mi? Ben onu bilmiyorum. Tabii arabalı motorlu mı? Değil. Arabalı bir arabalı. Allah Allah. Adam yarışı da... zaten. Evet. Yani... Johnny Blaze de şeyciydi. Arabayla atlıyordu falan. Ostat şeyci. Yani ne, Türkçesi ne onun? Yani böyle ne bileyim. Şey, manyak. Akrobat. Akrobattı. Aynen. Akrobattı. Roberto Reyes baya yarışçı. Hmm. Roberto Reyes'in böyle aile dramasıdır, bilinmesidir falan filan da benim çok hoşuma giden detaylar karakterizasyonunda. Bir de Johnny Blaze. Yani Johnny Blaze'in hikayesindense anladım çünkü Nicolas Cage iki kere taşıdı onu ekrana yani Johnny Blaze'i. Burada evet. Roberto'yu görmek benim daha yani daha taze bir nefes gibi geliyor. Daha hoşuma gidiyor. Üstelik pek çok anlamda da zaten Shield'ın şu dakikaya kadar kendine mantra edindiği bir sürü şey. İşte çeşitlilik gibi, daha farklı karakterler gibi, daha insani hikayeler anlatmak gibi şeyler çok daha iyi uyuyor Roberto Reyes'te yani. O bakımdan o da iyi. O zaman Netflix cephesine adım adım ilerleyelim. Iron Fist'le açmak istiyorum ben o cepheyi. Peki. Iron Fist... Tin ilk görselliğini burada gözümüze yemiş olduk yumruklarla. Pek bir şey göstermediler. 5 sahne falan var yani. Evet, bütün evet. Teaser'da. Zaten daha bir seneden fazlası var galiba evet, çıkış evet, zamanı olarak. Sen bir soracak mısın? Pardon. Ya hiç Iron Fist hakkında daha önce de konuşmadık adam gibi. O yüzden hani böyle bir ara işte Iron Fist beyaz seçili diye millet ayaklandı. Niye zenci değil? Niye Asyalı değil? Asyalı değildi. Oradaki eleştiri yani oradaki istek şuydu. Bu karakter Asya mitolojisinden çok beslenen bir karakter ve Asyalı süper kahraman yok. Asya kökenli. Hani hazır fırsatı bulmuşken yapın dediler ama Iron Fist'in esprisine yani uyan bir şey değildi o. Çünkü Iron Fist'in karakteri Danny Rand'ın esprisi Asya mitolojisine çok bağlı bir böyle mistik şehre gidip orada başarılı olan bir outsider olması. Hatta direkt böyle Amerikalı bir zengin hani velet gibi velet, tip gibi aynen. Gidip de daha işte ruhani derin işlere, felsefelere bulaşması için enteresan şey ki bu hani sinema dünyası için de diyor yani Hollywood filmleri için de çok orijinal bir tema falan olmayabilir artık evet, sonuçta evet. Yapacak şey yok. Last Samurai, Son Mohikan bilmem ne hep bu aynı hikaye gibi ama yani sonuçta karakter bu ki yani orijinal öykü bu ki şimdi bunu bu kadar köklü bir yerini değiştirmeye bence de gerek yoktu zaten açıkçası. Peki niye yatağa bağlamışlar çocukcağızı? Ya oralarda çok büyük ihtimalle yani bu sezon Daredevil'ın ilk sezonu gibi geçecek gibi hissediyorum ben yani Iron Fist'in ilk sezonu. Mesela bak Luke Cage'le konuştum ama Luke Cage'de öyle bir şey olmayacak. Luke Cage bitmiş bir süper kahraman olarak başlayacak dizisine yani. Çünkü zaten Jessica Jones'ta gördük. Jessica Jones'u gördüğümüzde de kendiliği iç cebelleşmesi yoktu, güçlerini keşfetmesi falan yoktu. Aynen, güç keşfetme yoktu en azından. Yani evet. Böyle hani kostümünü giymiş bir artık süper kahramanım demiyordu ama evet, güçlerim aynen. Nereden geldi, Allah ne oluyor bana falan Jessica yoktu. Jessica Jones da yani. Öyleydi zaten. Jessica Jones'un da kendiliği şüphesi yoktu. Iron Fist de öyle değil. Iron Fist de büyük ihtimalle yani sahnelerden gördüğümüz kadarıyla küçükken işte o keşfeder işinden kumluğuna girişine falan filan da sahneler vardı. Büyük ihtimalle sezon sonunda Iron Fist olacak şekilde. Kostümlü benim... falan halini sezon sonunda görürüz derdi. Bak Defenders'ta bile görebiliriz kostümünü. Çünkü mesela kostüm konusunda yani Jessica Jones'un zaten kostümü yok. Luke Cage'in o eski iğrenç kostümünü de tercih etmiyorlar belli ki. Disco. Evet yani gerçekten Saturday Night Fever kostümünü. İlk de tercih etmiyorlar. Daredevil ikinci sezonda ancak görebildik kostümünü. Iron Fist'te de bana sanki Defenders'ta belki. Ama onun kostümünün böyle işin o yani gücünü aldığı tarafıyla ilgisi olduğu için evet, evet. Aslında bu işe hazır yani ya ben şeyi merak ediyorum dizide. Şimdi adamı hakikaten o deli hastanesinde gördük ya. Benim bildiğim Iron Fist kumlundan çıktıktan sonra ama böyle şeyler yaşayacak bir duruma düşecek durumda değil yani. O yüzden hani kumlundayken kafalar yaşayıp ondan sonra hazır bir şekilde dünyaya geliyor. Ama ya ben öyle zannediyorum. Evet, en azından evet. Öyle bekliyorum. Ama şimdi deli hastanesinde tımarhanede görünce demek ki Kun'un macerasının öncesi mi acaba o veya belki de öyle de olur. Ama öncesi çok küçük yaşta gidiyor. Değil mi? Küçük yaşta gidiyor. Yani Kun'dan döndükten sonra şöyle bir şey var. Kun'a giriş kolay değil. Yani daha doğrusu şöyleydi. Marvel evreninde yıllarca Kun'a giriş çıkışın kolay olmadığı söylendi. Sonra Avengers vs. X-Men esnasında yazarların işine gelmediği için kapı açtılar döner falan anladın mı? Ama yani normalde Kun'a giriş çıkış çok zor bir şey. Çünkü Kun'un böyle 28 senedir birbirine gözüküyor falan bir yerde. Himalayalarda bir saat falan. Sonra tekrar gidiyor Dimension'la. O yüzden şimdi benim merak ettiğim şey şu. Kun'a bir girdi mi Marvel evreninden ona uyarlarsa birkaç bölüm çıkmaması gerekiyor. Yani o yüzden hani ne kadar orijinini Kunlun'da geçirecekler, Kunlun'dan döndükten sonra ne kadar cevap... Çünkü şöyle, normal çizgi romanlarda hakikaten Iron Fist Kunlun'dan çıktığı andan itibaren
Merhaba ben bitmiş ürünüm diye çıkıyor yani. Aynen, hani kostümüyle bir, şeyiyle. Tam takım yani. Okey ben bir hani görevim var, bir şeyim var, benim bir misyonum var ve çıkıyorum yani, anladın mı? Ondan sonrasında bir cebelleşme, bir hesaplaşma yok. Burada nasıl ele alacaklar bilmiyorum. Çünkü Daredevil'ınki gibi böyle organik pişebilen bir hikaye değil. Orijin hikayesi değil Iron Fist'inki. Hmm. Yani Iron Fist'in hikayesi baya yani bir çocuğun küçük yaştan alınıp döve döve eğitilme hikayesi yani esasında. Ve bitiyor sonrasında onun eğitim safhası. Benim de ikinci merak ettiğim şey de acaba Iron Fist'lerin tarihine ne kadar girecekler? Yani İlk sezonda en fazla bahsederler diyorsun. Herhalde. Ya gerçi belli olmaz bu sezon hani konu olarak ne işleyecek, villain'ı mı dövecek yoksa evet. Orijiniyle mi uğraşacak filan onları bilmezken her şey olabilir denebilir ama hani ben o mevzuyu eğer klasik yöntemler izlenirse ilk sezona koymazlar gibi geliyor açıkçası. Luke Cage'den bir çıt bahsettik ama biraz daha bahsedebiliriz. Bu böyle arkada Wu-Tang çalmalı işte tam Nigo tarzı bir trailer izledik yani. Neden tarıyor bu şakalar yani. Yapıyorsun Can Türk'te? Yani işte eline işte araba kapısı alıp adamları havaya attı bir de. O arabanın hayvan sahibi açısından çok üzüldüm ben. Evet evet. Fragman izli teaser isek. Belki o çetenin elemanının arabasıdır. Umarım araba öyledir. Ya benim en gerçekten koymalarını istediğim şey ne biliyor musunuz Luke Cage'le ilgili? Luke Cage'in çok ilginç yani çok benim hoşuma giden ve karakteri bence diğer bütün Marvel evrenin ayırdığını hissettiğim bir hassasiyeti var. O da eşitsizlik, adaletsizlik gördüm dayanamıyor. Hmm. Ama bunu yani sosyal anlamda söylüyorum. Mesela Avengers'a çağırıyorlar adamı. İlk çağırdıkları zaman işte bu bendesin niye Avengers'ında. Adamın koşuluşu arada diyor ki gidip fakir mahallelere falan filan böyle şey community işleri yapacaksınız. Yani çocuk çocuk çocuğa yardım edeceksiniz. İşte böyle konuşma yapacaksınız falan filan. Hayır işi falan yapacaksınız. Yapıyorlar da. Yapıyorlar da sonra. Luke Cage mesela çünkü kendisi yanlış bir şekilde, haksız bir şekilde hapse atılan bir insan olduğu için. İşlemediği bir uyuşturucu suçundan dolayı sonra aklanıp evet, çıkıyor ama aklını biraz yatıyor falan. Yatıyor yani. Ondan dolayı böyle bir de kendisi fakir mahallede işte Harlem'de. Yani ben onun mesela korunmasını çok isterim. Yani Luke Cage'in gerçekten de kardeşim benim mahallemde gençler uyuşturucu batağına saplanıyor falan filan gibi. Çünkü o tripleri olan bir karakter yani. Hani dünyayı kurtaracağımdan ziyade abi dur bir gençleri belli doğrultalım falan filan hassasiyetim. Çok babacan bir abimiz. Tabii, zaten tabii. Dizide yani daha Jessica Jones'da baya gördük Luke Cage'i. Yatak kırarken. Çok da sevdik yani. Bence çok evet, cici evet. Olmuştu yani. Kapı gibi duruyordu. Şimdi kendi dizisi olması zaten mutlu ediyor insanı. Burada birazcık da işte adaletsizin karşısında adalet tarzı duracakmış gibi duruyor hakikaten. Benim sadece şöyle bir şeyim var. Sonra yani Defenders'da da bahsederken ondan bahsederiz ama diğer şimdi bu dört kahramanı bir arada değerlendirdiğin zaman bir de hani Netflix dizisi ya işte hepsi ve böyle bunlar daha işte sokak düzeyinde evet, çalışıyorlar, evet. Takılıyorlar. Jessica Jones, Daredevil ve Iron Fist için bu dediğim geçerli değil ama Luke Cage için şu diyeceğim yani bence biraz geçerli. Luke Cage kurşun geldi mi umurunda değil. Evet. Zaten güçlü. Süper gücü var yani. Yapmışlar dizide de görüyoruz. Kapıyı burp diye alıp çıkıyor, devam ediyor falan. O yüzden onun sürekli hiçbir gücü olmayan, tek gücü makinalı tüfek olan tiplerle dövüşme ihtimali bana biraz bir süre sonra bayabilir gibi geliyor mesela. O yüzden acaba Luke Cage'in dizisinde başka süper gücü olan Luke Cage'i zorlayacak, fiziksel olarak falan zorlayacak bir kötü adam olur mu? Bence biraz olmalı ona benzer bir şeyler diye düşünüyorum. Yani yoksa sürekli bu binayı da temizledim, şimdi sırada öbür çete var falan şeklinde takılır mı acaba? Yani işte o noktada evet. Bence onun alt şeyi olup, anladın mı? Jessica Jones'u ben o yüzden çok eleştirmiştim. Yani Jessica Jones'ta mesela onun dedektifliği, hani özellikle yani private investigator'lığı. Altta devamlı akan bir tema olmalıydı. Daredevil'da avukatlığın aktığı gibi. Üstte de başka hikayeler işte Purple Man meselesi falan olmalıydı. İşte Daredevil'daki işte bu Hand meseleleri falan gibi. Ama burada Purple Man inanılmaz domine etti. Evet. Aynen öyle. Luke Cage'de de bence alttan alta bu işte gittim çocuklarla uğraştım, uyuşturucu satıcılarını kapakladım falan filan gibisinden böyle Luke Cage'in hobi olarak yaptığı şeyler olmalı. Üstte de bir yandan da bar işletmeciliği değil mi? Evet. Yandı ama abi. Doğru gitti bar. Yeni bar açışı ve yeni bar açışının aynen. Maceralarını izleyebiliriz. İlk bölüm yeni barın lansmanı abi. Abi bu hafta Johnny Walker'lar gelmedi. Bu konu hakkında ne yapacağız? Bölüm onu izliyoruz. Diye bar kırılıyor. Öf. Sigorta şey gene ayyuka çıktı falan diye. ve son olarak da muhteşem bir fragmandı. Defenders fragmanı. Aynen. İnanılmaz çok şey gördük. Harfler çok iyiydi. Yani belli ki daha Defenders için falan herhangi bir kare bir şey çekilmemiş yani. Ne zaman çekecekler? Seneye başlarlar herhalde kuvvetle muhtemel. Yani bu arada şöyle Netflix'in normal planı esasında işte 2016'da 2010
4'te mi başladı, 5'te mi başladı bu topu? Neyse Daredevil'da başladı 4 sonra sanırım. Jessica Jones, ondan sonra Luke Cage'de Iron Fist, en sonunda Defenders'tı. Ama işte sonra Daredevil 2. sezon geldi, Jessica Jones'a 2. sezon gelecek. Punisher'ı attılar araya, bir tane Punisher solo dizisi gelecek. O yüzden planlar biraz aksadı ama sanırım Defenders'ı Punisher'la alakalı etmeyecekler. Yani fragmanını da ona aldık. Ben onu çok merak ediyordum. Hmm. Punisher'ı alacaklar mı diye ama çok bariz bir şekilde. Yani dördünüz diyor Stick fragmanda. Daha dördünüz dünyayı mı kurtaracaksınız? Daha kendinizi kurtaramıyorsunuz diye. Evet ama Punisher ne olursa olsun zaten takımlarla falan çalışma konusunda sıkıntı bitip zaten yöntemleri her zaman diğer klasik süper kahramanlar tarafından eleştirilen bir şey. O yüzden onun olmaması abesi değil ama belki gözükür neden gözükmeme ihtimali olması. Tabii kesin gözükecek. Stick de gözükecek belli ki. Yani Stick belli ki zaten merkezi olacak. O sondaki ses Stick galiba diyor. Evet, değil mi? Yani evet öyle gibi. İşte ne bileyim Night Nurse'dur vesairedir dizi gezen ablalarımız da sağdan soldan göreceğiz. Nirvana kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz müzik olarak? Abi şimdi düşünüyorum. O kadar fragmanda bir şey yok ki Nirvana soruyorsun bize yani. Yani Luke Cage ile Jessica zaten sevgilileşti azıcık. Ama onun dışında bir tanışıklık yok bildiğimiz kadarıyla. Yok. Şeyde yani Iron Fist ile Luke Cage çizgi romanlarda en yakın arkadaş. Hatta Luke Cage çocuğun ismini Daniel koydu yani Iron Fist'e ithafen. Bir tek şeyde affedersin Daredevil'ın dizisinde bir en son şey çıkmıştı. Trinity çıkmıştı. Evet ikinci sezon filmi. He şey Foggy onun Foggy'yi işe alıyordu. İşe alıyordu falan. Belki onlar oradan Jessica Jones'la falan tanışırlar. Iron Fist'i de sokakta yeşil kostümüyle gezen bir adam olarak sen de gel aramıza katıl falan mı diyecek bilmiyorum ya. Yani şimdi belki ama Luke Cage'de zaten tanışıklardır falandır filandır bir süredir görmüyoruzdur gibi bir hikaye olabilir. Luke Cage'de belki Iron Fist'i görürüz. Yani Luke Cage ben şunu bekliyorum açıkçası. Luke Cage'in dizisinde Misty Knight karakteri var. O da Iron Fist'in aşk ilişkisi falan zaten. Yani dolayısıyla birbirlerine bağlanacak çok yerleri var ama her şeyden önce Luke Cage Iron Fist adında iki dizi çekip de bunlar efsane ekip çünkü çizgi romanlarda. Yani tabii canım. Hep birlikte anılan tipler. Yani dolayısıyla bu ikisini aynı yere koymamak çok saçmalık. Yani niye yapmıyorsun böyle aynı şey? Yere işte orijin ilk sezonlarında koymazsın da ama buna gönderme yapmamak, bunun yolunu hazırlamamak, bunu böyle azıcık buna doğru yoğurmamak olmaz herhalde. Ayıp olur. Belki yani. Şey yapabilirler yani Defenders'la tanışıp Defenders'tan sonra Iron Fist and Luke Cage, Heroes for Hire diye bir ayrı bir dizi gelebilir falan mesela. Yani illa Heroes for Hire falan kafalarına girip bunları ikili edilebilir diye çevirmek zorunda değiller. Ama birazcık bunların arasında özel bir muhabbet azıcık bize gösterebilseler bizim yani hoşumuza gider. İhya oluruz diyorsun. Bana şey geliyor, iki tane bunların hepsinin bağlayan tema var gibi geliyor. Bir tanesi Hand. Yani Stick'in fragmanla konuşuyor olması da buna biraz delalet. Doğru. Yani en nihayet işte çünkü Kunlun'da da hem de bağlanabilecek yerler var. Doğru evet doğru. Şeyde, Luke Cage de girebilir o toplara. İkinci belki şeyle, Elektra'nın Resurrect halini falan filan görür mü? Muhakkak. Yani. Bana adam yani olacaksa kadınlardan biri o. Boşuna Resurrect etmediler kızı geçen sezon finalinde. Spoiler oldu bu arada izlemeyenler ama. Bana şey gibi geliyor. İkinci ortak tema da bir kimyasal şirketi vardı ya bu Jessica Jones'taki manyak herifi haplandıran. O Jessica Jones'un şeyi yapan, nuke karakterini falan yaratan. Jessica Jones'un kazasında da onu sebebiyet verdi. Yani Jessica Jones güçlerini alması yapan kazaya da Daredevil'ın gözünü kör eden kimyasalları da aynı şirkete şey verdi söylemişlerdi. Evet. Belki Luke Cage'in güçlerini kazanmasına sebebiyet veren de aynı şirkete bağlanırsa o şirketle uğraşırlar ederler falan. Belki o şirketle üzerinden bir tematik bir şeyler yapabilirler yani. Ben şeyi merak ediyorum abi. Öykü nasıl olursa olsun bir şekilde abi biz Defenders diye ekip kurduk New York'u savunuyoruz falan diye takılıyorlarsa eğer. Hiç kimsenin arada şöyle bir replik etmemesi beni bak gene üzer. Zaten Avengers yapmıyor mu o şeyi? falan en azından demelerini mesela ben istiyorum. Evet filmler ve diziler arasındaki uçurumu biliyoruz. Zaten Agents of S.H.I.E.L.D.'la Netflix hani arasında da çok inanılmaz bir yakınlık yok. Arkada bir resim, oradan geçen altyazı falan en fazla. Ama işte artık çok doldurdular bu evreni ve birazcık... Dokunun birbirinize. Evet yani net referans olacak kadar dokunulması gerekiyor gibi hissettiriyor bana yani. Yani şimdi şöyle kesinlikle katılıyorum. Bence bunun için yapmaları gereken şey son Defenders'ın New York'ta geçmemesi gerekiyor. Yani Kunlun'a mı giderler, Himalayalarda mı takılırlar, Hendi evinden basıyoruz. Değişik olsun diye Türkiye'yi mi kurtarırlar dedi. Yani evet evet. İnşallah ama yani çünkü New York hakikaten dediğin çok doğru. Mesela Hand geldi elektronik rezervat haliyle binlerce ninja ile beraber falan böyle bilmem ne atıyorum işte yani süper yaratıklarla falan New York'u basıyor. Hadi tam Kaptan Amerika'lar falan o hani Secret Avengers kafasında Wakanda'dalar. Hadi eyvallah onları geçtim. Tony Stark orada elin üstünde mi oturuyor ne yapıyor yani o esnada? Yani.
Yani... Ki yani 3 ay önce uzaylı basmış New York'u yani. Hani en böyle... azından bir Samuel Jackson göstersinler bana. Ya Samuel Jackson gelebilir abi. Samuel Jackson gerçekten geçen yorumlarda biri şey abi. Halı sahaya bile çağırsam gelecek ya. Yani Samuel Jackson gerçekten gelebilir de. Yani ama Samuel Jackson kesmez ki abi o noktada. Yani Tony Stark kulesinde oturuyor. Aşağıda ninjaları mı izliyor yani? Hani çok saçma. Evet pek sevgili geekler. Bu dizi muhabbetimizin de sonuna geldik. Eğer bunu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, ıvır ve zıvırı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın yani. Ne hoşça kalın. Hoş. Geek Yapar.